Hocam deneme netlerimi artıramıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tonguç, deneme netlerimizi nasıl artıracağımıza dair arkadaşlarımızdan da çok fazla yorum gelmiş. Mesela Ceren demiş ki deneme netlerimizi nasıl artırırız? 723 beğeni almış. Oo, bayağı kasmış. Zeynep'in mesajı da yine çok fazla beğeni almış. Delin biri mesaj atmış. O bile çok fazla mesaj almış. Bakıyoruz Yağmur Ataşoğlu. Deneme için video çeker misiniz? Normalde bu kadar kötü değilim ama denemede bir şeyler oluyor demiş. Yani deneme öncesi çözüyorum. Her şeyi unutuyorum hocam. Denemede patlıyoruz demiş. Yusuf Emre Kaya deneme netlerimizi artırma ve çözme teknikleri gelsin demiş. Şimdi Tonguç, birincisi netleri artırmanın en temel yolu çözdüğün denemelerdeki hataları bulmak. Nasıl yani hocam? Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki sen denemeye gireceksin, denemede hata yapacaksın. Hatalarından ders çıkarıp netlerini artıracaksın. Tabii denemede hata yapman için de denemeyi çok dikkatli çözmen lazım. Mesela böyle kafadan ataraktan aman saat kolunda, telefon yanında çözersen o zaman çok fazla hata yaparsın. O senin gerçek hatan olmaz. Gerçekten gerçek sınavda nasıl çözeceksen müziksiz, telefonsuz, dikkatli bir şekilde doğru saatte çözeceksin. Hata yapacaksın. Yaptığın hatalardan dersler çıkarıp netlerini artıracaksın. Birincisi hataları yaptın. Diyelim ki denemeye girdin. Matematikte 10 tane hata yaptın. Bir sürü hata mı çıktı hocam? Türkçede 5 tane hata yaptın. Olabilir. Çok mantıklı. Herkes bu kadar hata yapıyor zaten. Şu anda herkes yeni nesil matematik sorularında sıkıntılar yaşıyor. Türkçe'de hatalar yapıyor, fende hatalar yapabiliyor. Bu normal bir şey. Hataları bulduktan sonra eksik konularını belirleyeceksin. İşte çarpanlar katlarda eksiğim, karekök sayılarda eksiğim veyahut da fiilimsiyi unutmuşum, tam hatırlamıyorum. DNA'da çok eksiğim hocam. DNA'da çok eksiğim var diyebilirsin. Sonra bu eksik konulara çalışacaksın. Yani çarpanlar katları bir kez daha tekrar edeceksin. Veyahut da DNA'yı bir kez daha üzerinden geçeceksin. Fiilimsiyle alakalı biraz daha soru çözeceksin ve eksik konulardan sorular çözmen lazım. Yani fiilimsi hata yapıyorsan denemelerde mutlaka fiilim sesi çözmelisin. Köklü sayılardan hata yapıyorsan denemelerde köklü sayılarla alakalı soru bankalarından sorular çözmen gerekiyor. Ve şurası çok önemli. Denemelerde insanlar bazen az hata yapar, bazen çok hata. Bazen netleri azalır, bazen. Böyle inişler çıkışlar olabilir denemelerde. Ama sen eğer bunları tekrar etmiyorsan, hatalarını tekrar etmiyorsan hep böyle gider ve senin sonunda buna benzer bir şey oluşur. Ama sen hatalarını tekrar edersen ve bunları kontrol edersen, yani bunlarla alakalı soru bankalarından soru çözersen yine hataların çıkacaktır. Ama gittikçe netlerinin arttığını görüyor. Bak gene iniş çıkışlar oluyor ama gittikçe yukarı doğru gidiyor. Bak burada da iniş çıkış var, burada da iniş çıkış var. Ne farkı var hocam? Aradaki fark bu toplamda yukarı doğru çıkıyor. Yani netlerin matematikte diyelim ki ilk başta bir 5 tane bir 6 tane, bir 5 tane bir 6, bir 6 bir 5, bir 6 bir 5... Kontrol etmiyorsun cevaplarını. Ama burada kontrol edip onlarla alakalı soru çözersen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Ve hataların azalacak, netlerinde artacak Tonguç'um. Bir de hata kutusu oluşturmalısın. Hata kutusundan kastımız şu. Hata kutusu yaptığın hataları diyelim ki DNA'yı yanlış yaptın sorularda. O denemenin o kısmını kesip saklamalısın. Veyahut da işte cümle öğelerini yanlış yaptın. İşte sözel mantık sorusunu yanlış yaptın. Çarpanlar katları yanlış yaptın. Bu tarz hatalarını kesip kutularda biriktirip bu kutu böyle durmayacak tabii. O kutuyu saklayacak, turşusunu koyacak hali yok. Bu kutulardaki hatalarını arkadaşlarına, öğretmenlerine sorup birbirlerine hocam, sorup... Hocam ben sizin TATS uygulamasındaki hata kutusunu kullanıyorum. Çok güzel. Oradaki TATS uygulamasından çözümlerini de izleyebilirsin. Aynı zamanda arkadaşlarına mesela bazen arkadaşlarına sana çok güzel izah eder. Abi bu soruda şunu yapıyorsun buradan bulabiliyorsun diyebilir. Veyahut da abi çarpana... Ben çözümleri izliyorum çünkü kitaplarda. Evet, çözümleri izlemek en büyük faydası var. Çünkü orada uzman hocalar anlatıyor. Arkadaşlarına da çözmek ve aynı zamanda hocalarına sormak senin konuları iyi bir şekilde öğrenmeni sağlayacak. Diğer bir sıkıntı ise öğrenci... Yetiştiremiyorum hocam süreyi. Evet, şimdi hatalarımızı öğrendik. Hocam bir soru 4 dakika sürüyor bazen. Normalde bize sayısalda 2 dakika, sözelde 1-3 dakika veriyorlar. 4 dakika süre diyorsun. Şimdi bu... Ona rağmen çözemiyorum hocam. Şimdi burada da çok güzel bir taktiğimiz var. Şimdi en baştan tekrar edecek olursak. Birincisi denemeyi dikkatli çözüyoruz. İkincisi hatalarımızı mutlaka kontrol ediyoruz. Üçüncüsü de turlama taktiği. Bu da gerçekten deneme netlerimizi artırıyor. Ve bunu şimdiden kendimize alıştırmamız lazım buna. Çünkü gerçek sınava girdiğimizde de bu taktiği uygulayacağız. Bu taktiğin mantığı şu. Sen fıstık yerken Tonguç'um, diyelim ki Antep fıstığı yiyorsun. Bazen kapalı fıstıklar gelir. Sen o zaman onu... Nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Onu kırmakla mı uğraşırsın yoksa onu kenara koyup açıklarla mı devam edersin? Açıklarla devam edersin. En son kapalılar kalır, onları yaparsın. İşte biz de burada turnama taktiğine benzer bir şey uyguluyoruz. İlk turda çok kısa ve kolay sorular. Yani açık fıstıkları hop hop mideye indiriyoruz. Kolay soruları yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. İkinci turda yapamadığın, bıraktığın sorulara bakıyorsun. Yani hani açılamayan fıstıklar vardı ya, dişini acıtacak olan fıstıklar. İşte o fıstıklara ikinci turda bakıyorsun ki böylece hiçbir soruyu kaçırmayasın. Yapamadığın soruda en fazla hiç kalem oynayamadıysa böyle bakıyorsun soruya, kazık bir soru gelmiş DNA ile alakalı veyahut da köklü sayı ile alakalı veyahut da sayısal analiz ile alakalı zor bir soru gelmiş. O zaman 30 saniye bak, geç git artık. Sonra dönüşte ona bakacaksın. O kapalı Antep fıstığı. Onunla alakalı dişini acıtma. Ama
Kalem oynadı ama çıkmıyorsa, yani birazcık zorladıysa, o zaman 1,5 dakika yapabilirsin ve o sürede yine cevabı bulamadıysan, cevap Ceyhan'dır, Bursa'dır diyemediysen... Artık vazgeçeceğim. Artık vazgeçip hemen diğer soruya geçmelisin. Hatta bak, matematik, yani sayısal kısmında şöyle bir şey var Tonguç. Sayısalda 20 tane matematik, 20 tane fen çıkıyor. 20 tane matematik gerçekten öğrencileri çok zorlayıcı nitelikte oluyor. Çocuklar bunları yapmakla uğraşırken, arkadaşların, sen bunları yapmakla uğraşırken fende yapılabilecek 20 soruyu göremiyor bile. Yani buradaki son 10 soruya bakamıyor bile. Halbuki öncelikle fenden başlayıp fendeki 20 soruyu rahat rahat yapsa, açık fıstıkları cebine atsa, ki bunların puanı aynı bak, dikkat et. Bir fenle bir matematiğin puanı aynı. 4 kat sayısı hocam. İkisine 4 kat sayısı. Belki bir fen 4 tane inkılap ediyor, 4 tane İngilizce diyor ama bir fen bir matematik ediyor. Dolayısıyla buradaki 20 tane cebe atsa, sonra matematikteki o çetin cevizlerle, kırılmamış fıstıklarla uğraşsa, sayısalda toplamda daha fazla net yapar ve daha fazla doğruya ulaştığı için daha yüksek bir sıralama getirir. Şimdi dolayısıyla artık sen denemede ne yapacağını biliyorsun. Dikkatli çözeceksin, hatalarını çözmelerini göreceksin ve en ama en önemlisi turnuva taktiğini uygulamaya başlayacaksın. Yani ya ben nasıl olsa bu gerçek sınav değil, ben gerçek sınavda turnuva taktiği uygulayacağım deme. Şimdiden kendini turnuva taktiğine alıştır ve kendini iyi bir şekilde geliştir. Ve hatta ya ben gerçek sınavda mutlaka işte nedir onun adı, süreye dikkat edeceğim ama burada dikkat etmeye gerek yok. Hocam sizin denemeniz var mı? Tabii ki bizim gerçek sınava uygun hazırladığımız dörtlü LGS motivasyon denemelerimiz var. Bu motivasyon denemesi ama gerçek sınava birebir uygun bir şekilde yapıldı. Hatta bunun önünde LGS değerlendirme kitapçığımız da var. Bak az önce söylediğim şey, deneme değerlendirmesini sen buradan yapabiliyorsun. Denemeyi nasıl çözeceğine dair sana özel taktikler var. Ve burada detaylı analizler, sözel ve sayısal detaylı analizler var. Buradaki analizlerle yaptığın yanlışları tek tek not alıp geliştiririz. Ve denemelerimizde gerçek sınavda olduğu gibi yatay ve dikey soruları beraber barındırıyor. Geçen seneki sınavda 2019 LGS'de hem dikey sorular vardı hem de beceri temelli yeni nesil sözel mantık sayısal analiz soruları vardı. Veyahut optik form var mı hocam? Herhalde deneme yaptıyorsan gerçek sınava uygun bir şekilde optik formlarıyla çözmelisin. Optik form işaretleme yöntemlerini de iyi bir şekilde pekiştirmelisin. Sayısal da, sözel de bunları çözün. Aynı zamanda hızlama denemelerimiz de var ki bu tüm konuları değil de biraz daha birikimli bir şekilde ilerliyor. Yorum, analiz, deney, grafik, gerçek yaşam sorularını barındırıyor. Burada da yine en son sınavdakilere uygun bir şekilde üstte bilgi verilip altında da gerçek yaşama uygun beceri temelli sorular var. Yine dikey sorular da var. Bütün bu sorular senin sınavda en yüksek netlere ulaşmanı sağlayacak. Ama dediğim gibi bu işi sen kendin çalışarak başaracaksın. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yollayalım. Teşekkür ederim hocam.